Herkese merhaba, ben Burcu Eken. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir formatla karşınızdayım. Süper Lig'in 25. haftası itibariyle 13 Şubat saat 19'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşmasını PES 2021'de simüle edeceğim ve bundan sonrasındaki haftalarda da bu maçları anlatmaya, yorumlamaya ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beğenirseniz yorum atmayı unutmayın. Like atmayı kesinlikle eksik etmeyin. Beğenmezseniz de dislike'a basmanız benim için yeterli olacak. Hadi başlayalım. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı maçı 2-1'lik bir skorla kazanmıştı. Yapılan transferler, genişletilen oyuncu kadrosuyla bakalım kazanan taraf bu kez kim olacak? Fenerbahçe ligde Galatasaray'a, kupada ise Başakşehir'e aldığı mağlubiyetlerden sonra iyi bir nefes almak isteyen taraf olarak sahaya çıkacak. Aksi takdirde teknik direktör Erol Bulut için tehlike çanları çalmaya başlayabilir. Fatih Karagümrük'te Zukonović ve Hedenstad yok. Fenerbahçe'nin eksikleri ise Pelkas, Perotti, Tisserand ve İrfancan Kahveci olarak görünüyor. Luis Gustavo'nun bir sakatlığı vardı fakat bu maçta kadroda olacak. Hatta ilk 11'de yer alacak diye düşünüyorum. Her iki takım da sahaya hakem triosuyla birlikte çıktı. Tribünler simülasyonda hınca hınç dolu fakat bizler ekranları başından izleyeceğiz bu karşılaşmayı. Fatih Karagümrük'ün muhtemel kadrosu ise şu şekilde. Kalede İtalyan kaleci Viviano, sağda Koray, solda Balkovic, orta ikilide Campi ve Rocco, defansın önünde Biglia, orta alanda sağda Endao, solda Borini, ikilide ise Jimmy Durmaz ve Bertolacci yer alırken ileri uçta Polonyalı oyuncu Sobiek yer alacak. Fenerbahçe'nin muhtemel 11 ise şu şekilde. Kalede Altay Bayındır, defansın sağında Nazım Sangare, solunda Caner Erkin, stoperde Salah ve Serdar Aziz, orta ikilide Luis Gustavo ve Ozan Tufan yer alırken ileri uçta Osayi Samuel, yeni transfer Mesut Özil, Enner Valencia ve Samat da bekleniyor. Maça ev sahibi takım Fatih Karagümrük başladı. Simülasyonda görüyorsunuz, tribünler hınca hınç dolu. Fatih Karagümrük taraftarı selamünaleyküm marşını söylüyor. Maça etkili ve hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Samatta'nın bir denemesi oldu kaleye doğru fakat top kornere gitti. Hakem bayrağını kaldırdı ve köşe vuruşu attı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Mesut Özil kullanacak köşe vuruşunu. Mesut gol mü? Defans topu çevirdi. Defansın bir müdahalesi oldu ve top Karagümrüklü futbolcularda kaldı. Fenerbahçe etkisini sürdürmeye devam ediyor. Nazım Sangare'den Mesut Özil'e, Samatta'ya gitti top. Mesut Özil tekrar topun sahibi oldu. Ozan Tufan'a bir pas verdi. Caner Erkin'in bir kaleyi deneyişi oldu fakat top Emiliano Viviano'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcular paslaşmaya devam ediyor. Ozan Tufan'la Caner Erkin'in paslaşmaları sürüyor. Mesut Özil topu Valencia'ya vermek istedi. Valencia iki futbolcu arasında kaldı. İlk yarının bitimine saniyeler var. Ve hakem faul düdüğünü çaldı. Uyarılarda bulunuyor Karagümrüklü futbolculara. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Gördüğünüz gibi Biglia ve Bertolacci arasında kaldı Enner Valencia. Serbest vuruşu Mesut Özil kullanacak. Topun başında Mesut. Mesut. Mesut ve gol! Dünya yıldızı Mesut Özil. İlk golünü atmış oldu Fatih Karagümrük ağlarına. Sarı lacivertli formayla attığı ilk gol oldu. Pozisyonun tekrarını görüyoruz. Evet, duran toplarda oldukça etkili bir isim. Fenerbahçe deplasmanda Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Ve ilk yarı sona erdi. Takımlar soyunma odasına giriyor. Fenerbahçe ilk yarı yönde bitiren taraf oldu. Takımların istatistikleri ekrana geliyor.
Topa daha çok sahip olan taraf konuk ekip Fenerbahçe. Başarılı pas oranında da Fenerbahçe'nin yine üstünlüğünü görüyoruz. Ev sahibi takımın ise ilk yarıda kaleyi bulan şutu yok. İkinci yarıya ev sahibi takım Fatih Karagümrük oyuncu değişiklikleriyle başlayacak. Teknik direktör Şenol Can oyuncularını değiştirmek için şu anda köşe taraftan oyuncularını çağırdı ve ikinci yarıya ev sahibi takım Fatih Karagümrük başladı. Kemal Adem'in bir vuruşu oldu. Top direkten döndü. Altay Bayındır'ın bir isyanı var defans oyuncularına. Pozisyonun tekrarını bir kez daha izliyoruz. Çok şık bir kafa topu. Direkt izin vermedi. Bu arada devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak Fatih Karagümrük formasını giydi Kemal Adem'i. Lensin bir Koray'a pası oldu. Evet, Koray uzun bir top denedi Kemal Adem'i'ye fakat etkili olamadı. Fenerbahçe defansı buna izin vermedi. Yeni transfer Salahi topa sahip olan isim oldu. Karagümrük etkili geliyor. Fabio Borini'den pas, German Lens. Adem'i denedi, olmadı. Borini ve gol! İtalyan oyuncu Fabio Borini, Borini bulan isim oluyor. Skora eşitlik geldi. Fatih Karagümrük 1, Fenerbahçe 1. Gol sevincini böyle yaşıyor futbolcular. Fenerbahçe'nin futbolcuları izliyor. Golün tekrarını izliyoruz. Tribünler ayakta, taraftar çıldırdı. Herkesin dilinde selamun aleyküm marşı. Samuel, giren oyuncu Sinan Gümüş. Oyuna başlayan taraf Fenerbahçe. Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında paslaşmaya başlıyorlar. Karagümrük ikinci bir golü bulabilir miyiz diye etkili ve baskılı bir mücadeleye girdi ve Fenerbahçe'de bir top kaybı. Fatih Karagümrük atağa geçiyor. Borini, Bertolacci, Bertolacci'den Borini'ye, Kemal Adem'i denedi. Top dışarıda. Hafta içi çalışılmış bir pozisyon gibi görünüyor. Maç içerisinde birkaç kere daha bu pozisyonu gördük. Kemal Adem'i ve Borini'nin bu çalışmalarını önümüzdeki haftalarda da gol olarak görebiliriz. Altay'ın Serdar Aziz'e pasıyla başladı oyun tekrar. Serdar'dan uzun bir top Caner Erkin'e. Caner'den Nazım Sangare'ye geliyor top. Nazım pasını verdi. Mesut Özil, Mesut'tan Samatta'ya, Ferdi Kadıoğlu. Tekrar Samatta, Samatta böyle giderken Emiliano Emiliano'nun yapmış olduğu pozisyonla penaltı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. İtalyan kalecinin itirazları sürüyor. Fatih Karagümrüklü futbolcular itiraz ediyor. Hakem kararını verdi. Karar penaltı. Pozisyonun tekrarını izliyoruz. Penaltıyı kullanan isim Mesut Özil. Emiliano Viviano çıkarttı. İtalyan kaleci gole izin vermedi. Kalesinde adeta devleşti. Top taça çıktı. Taç atışı Caner Erkin. Ferdi Kadıoğlu'na, Ferdi'den Sinan Gümüş aldı. Fenerbahçe ikinci golü arıyor. Etkili olabilecek mi? İkinci golü bulabilecek mi? Fatih Karagümrük defansı çıkarttı. Bertolacci'den uzun bir top Borini'ye. Borini topla gidiyor. Borini Serdar Aziz'i geçti. Borini'den bir top Kemal Adem'i, Kemal Adem'i vurdu ve top dışarıda. Kemal Adem'i pozisyondan yararlanamadı. Altay'ın defansa bir isyanı oldu. Kaleci Altay
Serdar Rize pasını kullandı ve hakem düdüğünü çaldı. 90 dakika sonunda maç birbirlik beraberlikle bitiyor. Fenerbahçe'nin golünü 45+1 Mesut Özil duran toptan atmıştı. Fatih Karagümrük'ün golünü ise 74. dakikada İtalyan oyuncu Borini kaydetti. 90 dakika bu şekilde birbirlik beraberlikle sona ermiş oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan her iki takım da 1 puanla ayrıldı. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın.